Bu videoda da birkaç tane moleküler yapımız var. Hemen en üsttekine bakalım. Yine burada yapacağımız ilk şey daha önce yaptığımız gibi en uzun zinciri bulmak olacak. Eğer şuradan başlarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 karbon. 13 karbonlu bir zincir, oldukça uzun. Peki buradan başlarsak bu bile uzun görünüyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 o zaman elimizde iki farklı yerden başlayan iki uzun zincir var tabii şimdi muhtemelen hangi zinciri seçeceğiz diye soruyorsunuz eğer eşit uzunlukta iki uzun zincir bulunuyorsa her zaman üzerinde daha çok dallanma olan ve alkil grubu olanı seçiyoruz buradakini ana zincirimiz olarak seçersek üzerinde sadece bir grubun olduğunu fark ediyoruz peki buradan başlayıp şuraya kadar giden diğer zinciri seçersek ne olur bunun üzerinde iki grup olduğunu görüyoruz. Buradaki ve şuradaki gruplardan bahsediyorum. Kullanacağımız zincir bu. Çünkü üzerinde daha fazla grup bulunuyor. Fazla grup var ama bunlar küçük ve basit. Hadi saymaya başlayalım. İlk gruplara en yakın nerede rastlayacaksak oradan saymaya başlıyoruz. Gruplar zincirin bu kısmına yakın olduğu için buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 karbonlu ana zincirimizi turuncu yapalım. İşte bu ana zincirimiz. Karbon sayısı 13 olduğundan tridek ön ekini kullanıyoruz. Bu aslında tridekan. Çünkü tamamı tek bağlardan oluşuyor. Hemen yazalım. Tridekan. Burada ise iki grubumuz var. Ana zincirden dağlanan tek bir karbonu olanı yeşille boyuyorum. Tabi tek karbon olduğu için met ön ekini alacak ve metil grubu olacak. Yazalım metil. İşte metil grubu şu. Aşağıdaki grupsa 1, 2 ve 3 karbonlu. O zaman prop ön ekini almalı. Böylece buna propil grubu diyebiliriz. Metil grubu ana zincirdeki 3. karbona, propil grubu ise 4. karbona bağlı. İşte şu 1, 2, 3, 4. karbon. Şimdi nasıl yazacağımızı düşünelim. M harfi alfabede P harfinden önce geldiğinden önce 3 metil sonra 4 propil yazmalıyız. Hadi yazalım. 3 metil 4 propil tridekan. Bu arada dikkat edin. Sondaki tridekanı boşluk koymadan ekliyoruz. Sayı olunca kelimelerden ayırmak için araya tre işaretini ekliyoruz. Ama sadece harfse arasına bir şey koymadan yazıyoruz. Sonuç olarak adlandırmamız 3 metil 4 propil tridekan şeklinde oluyor. Bu kadar. Aşağıdaki moleküle geçelim. Bu biraz karışık görünüyor ama hallederiz. Yine her zamanki gibi ilk bakmamız gereken şey yapıdaki en uzun zincir veya halkayı bulmak olacak. İki adayımız var. Birincisi şuradaki zincir. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 karbondan oluşuyor. Şimdi de bu halkaya bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 karbon var. Demek ki halka moleküldeki en uzun ana yapımız diyebiliriz. Ana zincirimizi turuncu renkte göstereyim. İşte buradaki halkada 9 karbon var ve bu yüzden non önekini alacak. Tamamı tek bağlardan oluştuğu için de nonan ve bu yapı halka şeklinde olduğu için siklononan oluyor. İşte şu kısım siklononan. Bu siklononandan başlayan birçok dallanma görüyoruz. Şimdi onlara bir göz atıp halkadaki sayılarını belirleyelim. Bu zincire bakmıştık. 7 karbonu vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu yüzden buna heptil grubu diyoruz. Hemen yazalım heptil. Şurada neler varmış ona da bir bakalım. 3 karbonumuz bulunuyor ve bildiğiniz gibi bu bir standart propil grubu. Hemen propil yazalım. Ve burada ise 1, 2, 3 ve 4 karbonumuz var. Ve bu da bir bütil grubu. Ancak herhangi bir bütil grubu değil. Yaygın adlandırma yapacakmışız gibi düşünelim. Ana halkadan ayrılınca ilk karşımıza çıkan karbon 3 farklı karbon oluşturacak şekilde dallanmış. Bu durumda tert önekini kullanıyoruz. Bu örnek genellikle italik yazılıyor ve gördüğünüzde ayırt etmeniz biraz zor olabilir. Ben de italik yazmaya çalışayım. Bakalım olacak mı? Evet, tert-bütil. Şimdi soru şu. Bu farklı grupların ana zincirimizdeki konumunu nasıl göstereceğiz? Eğer bahsettiğimiz tek bir grupsa bunu belirtmemize gerek yok. Ancak birden fazla grup varsa yapacağımız şey alfabetik sırada hangisinin ilk önce geldiğini bulmak ve ilk onu yazarak işe başlamak. Şimdi elimize ne var bir bakalım. Heptilin H'si ile propilin P'si var. Tert bütilde ise T mi B mi gibi bir ikilemde kalabilirsiniz. Organik kimyadaki standartları izlersek B harfini baz alıyoruz. Çünkü eğer bütilden önce sek ya da tert gibi örnekler varsa onlar göz ardı ediliyor. Eğer grubumuz izobütil ya da izopropil olsaydı önünde yer alan öneki göz ardı etmeyip i harfine baz alacaktık. Gördüğünüz gibi biraz karışık bir durum ama şöyle hatırlayabilirsiniz. Eğer arada tre işareti varsa öneki göz ardı ediyoruz. Ancak izobütil gibi birleşik bir kelime söz konusuysa o tek bir kelime gibi oluyor ve i harfini hesaba katıyoruz. Ancak hemen bir hatırlatma yapalım eğer IUPAC adlandırması yapıyor olsaydık o zaman sübsituentlere olabilecek en küçük sayı gelecek şekilde adlandırma yapacaktık. Alfabeye bakmayacaktık. Evet, devam edelim. B harfi şu harflerden önce geldiğinden numaralandıracağımız ilk grup bu oluyor. Sonrasında ise devam edeceğimiz yönü bulmalıyız. Zincirde ilk karşılaştığımız grup nereden gidersek yakın olursa o yönden devam etmeliyiz bu yönden gidersek hemen propil grubuna ulaşmış oluruz. O yüzden yönümüz bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Evet şimdi bu bileşik için alfabetik olarak ilk sırada yer alan yapıyla başlayalım. Yani bir tert bütil ardından alfabetik olarak heptil grubu geliyor. O zaman 5 heptil diyoruz. Ve sonrasında propil geliyor. Yani 2 propil yazıyoruz. Son olarak ana zincirimizi yani siklononanı ekliyoruz. 1 tert bütil, 5 heptil, 2 propil siklononan. İşte bu kadar.